Saygılar izleyici, hoş geldiniz. Bölüm 9'dayız. Victoria 3 İspanya mücadelesi İberia olarak devam ediyor. Devleti İberia. Beni bağlayabiliyor mu? Biraz zorlası olabilir mi? Acaba seni direkt olarak alamıyorum. Sen gerçekten büyük bir güç müsün ya? Tanınmayan büyük güç. Anlıyorum. Yine de bu adamla aslında ilişki katsak olurmuş. Şu puanları duruma göre değiştirebiliriz. Mesela Meksika'nın garantörü falan olmaya gerek yok. Sonuçta kendi aramıza aldık bu adamı ama ne olur ne olmaz yani çıkana kadar. Önce bir kukla yapacağız. İskandinavya ticaret anlaşması var. Brezilya ile ittifak. Brezilya ile ittifakı sonlandıralım artık. Ne ittifakı ya? Geçiniz kardeşim bunu. Geçiniz. Evet. Benden zayıfsın zaten. Gerçi zayıf olsa da ittifak yapabiliriz de. Şu an işime yaramıyor bu. Günün sonunda. Bahane bulacağım kardeşim. Britanya'ya ambargo uyguladığımız için orada bir kaybımız varmış. Neyse şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zanj bölgesindeki koloniyi genişlet. Genişletsin bakalım. Evet. Tanrı'nın iradesi. Serbest ticaret olabilir. Olabilir. Yeni kanunumuzu da seçimlerden sonra belirleyeceğiz. Ne olduğunu. Umarım sendikalar bayağı yükselir. Yani gelmesi lazım. Hayır. Bende işimiz yok. İtalya'yı kendimize bağlayabilir miyiz acaba? Bunlarla da aramız kötüymüş. Kutsal İttifak'ta Fransa'nın yanında. Değil mi bunlar Fransa'ydı? Yo, kendi ittifakları var. Ya git kardeşim dur bir ya. Bu ton kim abi? Geç. 125 puan yalnız. Bu da fazlaymış. Bu arada inşaatlarımız yavaşladı. Hemen birkaç inşaat yapabiliriz. Motorlu araçlar fabrikası. Burası bizim için en değerli yer olduğu için ilk önce buraya bakıyoruz. Üretimleri nasılmış? Gayet iyi. Ülkeyi canlandırıyor. Çelik fabrikaları birkaç seviyede artabilir. Demir madenleri artık... Evet abi. İşte beklediğimiz karlılığı buldu ve uçurabiliriz buraya artık. Rahatlıkla. Demir madenlerine abanacağız. Burası da 1K demiş. Bir seviye al bakalım. Müzik çalıyor mu? Bitti gibi. Güzel. Fransızlar burada Merina Krallığı'nı ele geçirmeye çalışıyor. Müdahale etsem mi diye düşündüm videodan önce ama sonradan lüzumsuz gördüm. Savaş başladı mı? Başlamış. Bakalım çıkarmayı durdurabilecekler mi? Fransa ile illaki savaşacağız. Bu o noktaya doğru gidiyor da. Bakalım nerede patlayacak mevzu. Saygıdeğer mevzu. Tanınmayan güç, tanınmayan büyük güçten az olması lazım demiş. Bu da büyük güç. Ulan bunu da alamayacağız biz. Sil o zaman şunları. Tamam dursun o zaman. Baktığımızda. Para desteğini durdur. Güzel. Şimdi bunlar böyle kalabilir. Bu arada inşaat sektörümüzü yükseltebiliriz biraz daha. Çünkü para çok yüksek seviyelere çıktı anladığım kadarıyla. Artıda gidiyor. Sektör büyütülebilir. Durumlarımız da böyle. Bir seviye daha arttırdım seni. Olabilir. Başka. Uğur Bey ne yapsanız daha iyi olur acaba? İskandinavya. İskandinavya niye böyle bir şey yapıyorsun abi? Sen bizim aramıza katılır mısın? Protektöre yap mı? İlginç. O zaman aslına bakarsanız bu adamı evet abi kendimize bağlayalım. Çünkü büyük bir nüfusu var. Kukla olursa iyi olur. Değil mi? Evet, seçimler tamamlandı. Bir saniye abi, halledeceğiz. Bu daha iyi olabilir. İktidarımız, evet abi, sendikalar. %13 gayet iyi bir değer. Meşruluğu da son derece iyi bir hükümetimiz var. Kamusal sağlık sigortasına geçmek istiyoruz. Bir zorlayalım bakalım, olabiliyor mu? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Evet, radikal. Demokrat demişsin. Demokrat bir adamı ne yapayım ben sendikalarda? Radikal olsun.
daima radikal olsun. İnşaat sektörümüz ise yükseldi. Biz yatırım yapmıyoruz. Başka şehirlerde şuradan baksan olur mu Uğur Bey? Oradan da bakarız ara ara da. Yani ben belli başlı birkaç bölgemiz var ya, oraların yatırımlarını böyle tek tek kontrol etmeyi çok severim. Aslında şuraya da yapabilirdik inşaat sektörünü. Ama burada nüfus yokmuş zaten. Bizdeki en yüksek nüfuslar nerede? Navarra'da var. Iberia, Gambia'da var. Beira'da var. Saygıdeğer Beira. Bu Portekiz vilayeti. Evet. Şimdi bu kardeşimizin kaynağına baktığımızda kaynak olarak hiçbir şey yok. Ne var? Pamuk plantasyonu var. Buraya olmazsa şey yaparız. Dokuma yaparız biraz. Kaç seviye? Yes, çalışsınlar insanlar. Heh. Başka da pek bir şey yok gibi. Yapılabilecek. Gambia. Burası diyorsun. Buranın kaynağı var mı? Yap gitsin. Kaynak da yok buralarda çok fazla. He, pamuk plan. Buralar yani Birleşik Vilayet diye geçiyormuş. Plantasyonları daha fazla yapalım diyecek. Evet, Umman da sanırsam aramıza katılacak. Evet abi. Herhangi bir kozmoz bilmem ne de yaptılar. Üzerinde güneş batmayan İspanyol İmparatorluğu devam ediyor. Bu kimmiş abi burada? Sulu mu? Ya şu sululuğu bırak artık. Niye katılmıyorsun aramıza? Karşıt mısın? Seni istemiyordum ama dikkatimi çektiğin için çok sık bir şekilde artık geldim. Bir de ben bu adamı koloni alabilir miyim? Alabilirim. Kimse de karışmıyor. Amerika Birleşik Devletleri belki şöyle böyle diyebilir. Zorladık. Bakalım ne olacak. 370 bin görünüyor şu anki getiriler. 290 bin, 300 bin. Bu inşaat sektörü daha da büyütülebilir bu arada. Nüfusa bakmak lazım yine. Saygıdeğer nüfusumuz. Kendi ülkemizi gösterirsen. Iberia, Nijerya. Navarra keza. Beira. Beira'ya altyapı yapmamız lazım. Onu unuttuk. Görmüştüm az önce. Bir tane yap. Ondan sonra 11 geliyor. Buyurun. Kastilya'da 47 bin nüfus varmış. Vilayet. Buranın demir madenleri nasıldı? Full mü? Değilmiş. Full abi demir madenleri. Şey, kömür varmış burada. Demir de var. Tamam. 10 seviye yaptık. Fazla fazla. Çelik fabrikalarının karlılığını görüyorsunuz. Birkaç tane yap hemen. Ondan sonra cam fabrikası 2-3 tane atabiliriz. Güzel. Buradaki çelik fabrikaları 34'te. Çok iyi yalnız, karlılıkları var ya, nefis. Nefis nefis. Burada üretkenliklerimiz gayet iyi görünüyor. Bakın kömürle, demirle hepsi fena değil. Diğer yerlere biraz daha ettirebiliriz. İçişleri yok kanununda özel bir istek varmış. Destek çok fazla. Anlıyorum. Öte yanda bu kardeşimiz ürkek. Burada da bir ayaklanma var. Aslında ona bile yardım edilebilir daha. Ama bunlar Britanya olarak girdi herhalde savaşa. Kim işgal ediyor buraları? Britanya işgal ediyor tabi. 344 bin. Arada 30 bin kadar fark var. İnşaat sektörü biraz daha genişletebilir miyiz? Kastıyla da nüfus var. Benim bir de işçi kanunu getirmem lazım artık. Kadınların da iş hayatına atılması iyi olur aslında. Yasal imaya yerine. Yani nüfus artışısı tamam çok güzel ama bir yerden sonra kadınların da artık çalışmasını desteklememiz lazım. O da iş gücü eksikliğimize önemli bir katkı verecektir. Aynı zamanda demir yollarını yapmaya devam edeyim ben. Ülkede madem şu an nüfus anlamında sıkıntılar başladı. Birkaç müdahale yapılabilir. Şimdi bunları tekte durdurdum bilerek.
Bir görelim son halini. Ondan sonra ne kadar demiryolu yapacaksak yapalım. Bakalım bundan sonra oyunun artmasına. Evet. Öncelikle altyapı. Tamam. Kazanç. Kazanç görüyorsan illaki orada altyapısal bir sıkıntı var. Yeterince demir yolu yok vesaire. Çünkü demir yolları bizim karlı olmasını bekleyeceğimiz yerler değil. Öte tarafta. Savaş başladı mı? Yoksa kabul etti mi bu? Ha, kabul etmiş. Gayet iyi. Aferin. Akıllı devletin hali başka oluyor. Kararsızlar cezbedilmeye devam ediyor ve kamusal sağlık sigortası şu an %43'te. Biz bunu kaçta başlatmıştık ki? Ha, düşüktü bunun seviyesi, doğru. Güzel. Gayet güzel. Bayağı bir inşaat seviyemiz var. Ya kolonilere baksan çok fazla inşaat yapılabilecek yerler var. Ben kolonilere asker alabilirim aslında. Birkaç tane. Köylü sayısı. Burada alabiliyor muyum? Subay yetersiz diyor. Kahredici haber. Burada yok subay sorunu. Burada da var. Yani sorun olan yerlerde 5'er tane yazacağım. Portekiz. Tamam. Şöyle 200'lü bir geçelim asker sayısında. Kalıcı asker sayısında. Şimdi acemi olması mı daha iyi? Böyle bir soru gelebilir diye söylüyorum. Kalıcı asker mi? Kalıcı askerin olmasının en güzel özelliği, savaş başladı, eğitim falan beklemeden başlıyor mücadeleler. Mesela Fransa ile bir böyle bir sınır savaşı başlasa, o yeni askerlerini eğitene kadar benim cephede hazır askerlerim olacak. Saldırı başladığı anda benim fazla askerim varsa onu hemen yıpratıp ezmeye başlayacağım. Yeni askerleri gelene kadar zaten asıl askerleri çok fazla kayıp yaşadığı için onlar da ekstra kayıplar alarak yenilmeye başlayacaklar. Bu yönden anlatmak için. Ama teknolojiyi ilerletirseniz, çok hızlı bir şekilde eğitim yapabiliyorsanız o tabii daha avantajlı bile olabilir. Çünkü insanlar sanayide çalışırlar. Ki hele ki nüfusu bu kadar sıkıntı yaratabilen bir ülke ise sanayide çalışırlar. Savaş zamanı sadece yer değişimi olur. O zaman daha karlı olabilir. Toplamda ama şu aşamada öyle bir tablo yok. Orada herkes memnun. Hangi üretim yöntemini açtım ben? Okumadım ya. Üretim yöntemi yazısını gördüm sadece. Neyse. Çok önemli bir şeyse belki de buydu. Bastık geçtik. Güzel. Mesela soğuk hava deposu da bize bayağı bir kazanç getirecek gibi görünüyor. Çünkü çok fazla çalışan var. Bakın daha burada, şurası mıydı benim seçtiğim? 10.000 işçi gidecek diyor mesela. Bunun sonraki seviyesi için ne gerekiyor? 4 yıllık bir teknoloji varmış. Ciddi bir insan gücü kazanımı sağlayacak bize. Sıraya bunları koymamız lazım. Soğutmalı vagonlar ve demir yolları. Hangisi işte şey? Gerçi ikisi de demir, elektrikli demir yollarının mıymış ikisi de? Yok. Değil. Ayrı ayrı teknolojiler. Elektrikli demir yolları bizim için daha iyi fakat onlar herhalde sırada birbirleriyle. Elektrikli demir yolları nerede? Şurada. Bastığım anda kondansatörler geliyor. Kondansatörler de dokuma atölyeleri için faydalı. Üretim tekniği veriyor. Bizde ne kadar dokuma atölyesi var? Oradan bakalım. Fena değil. Geçtiğin anda burada da ciddi bir kazanım olacak. Mesela Kastilya'yı direkt yükselt desen 22 bin kişi boşa çıkacak. Bir yerden sonra bu gerekiyor. Yani işçi sayısını azaltacak teknolojiler. Bu arada ben teknolojide nereye aldım abi? Süper piyadesini seçmemiş miyiz? Askeri istatistik mi almışız en son? İleri eğitim. Tamam, onları alalım da. Bir de bizim bu siper faaliyetini açmamız lazımdı. Sıraya alalım. Kuşatma topçusu veriyor. Onu da alalım. Nasıl? 16 yılı mı var? Yok, bu şey ama.
Bütün teknolojiyi kastediyor. 16 yıl mı sürecekmiş harbiden? 4-0, 4-0, 4-0 diye. Ha, anladım. O zaman bunlar kalsın. 3 yıl diyor. Zırhlı fırkateynin arkasına bir de bu. Bunların ikisi bir an önce gelirse ordu hazırlığımız daha erken tamamlanır. Bu sefer sanayi gecikecek ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi şu ölüm oranlarını da azaltacağımız birkaç hamlemiz var. Onları yaparız. Hemen arkasına ne dedik? Bunları aç. Hemen arkasına bir de kadınların çalışma hakkını tayin edelim. O zaman çok daha iyi olacak. %15 mesela getirebilirsek. Aydınlar destekliyor bir tek. Feminizm teknolojisi daha gelmemiş mi? Peki. O zaman feminizmi açmamız gerekecek bizim. Bunlar yerine. Çünkü şu an ordunun ilerleyebilmesi için sanayinin gelişmesi lazım. Sanayi geliştirecek insanımız yok. Metropolitan diyorsun, kurumsal bir şeyler elde etmişiz. Tebrik ederiz ülkemizi. Fantastik. Biraz daha inşaat sektörü büyütelim Uğur Bey. Doğu Endülüs'te birkaç seviye olsun. Ülkede nüfus kalmadı. Sıkıntı orada işte. Dedim ya size önceden de. Bir yerden sonra İspanya'yı en çok yoran şey nüfus oluyor. Yetmedi varaja diye ortaya çıkıyor nüfus. Şimdi en azından kadınlara mülk hakkını getirsem ilk başta. Sonra diğerlerine geçsem daha iyi olabilir. Bir tek Katolik Kilisesi memnun değil ülkeden. Beter olsunlar. Çaklar. Ha bu arada seviyelerini arttırmam gerekiyor bunların. Puan yok diyoruz. Kaç bürokrasi binası alalım. Oha 7-8 tane yaptım, ne yaptım ya. Tamam neyse, fazla fazla yeter. Altyapıya fayda sağlıyor biliyorsunuz, fazlası da. Burada bir Kongo var. Saygıdeğer Kongo. Burayı fethedip sizi kolonimize devretsek. Fransa -71'de. Karışmaz diye umut ediyorum. Karışırsa artık, çünkü asker sayım da daha da fazla artık. 160 tabur asker var. Yani canın yanar. Saygıdeğer Fransa. Bence haddini bil. Haddini bildirirler yoka. Daha da asker gelecek yakında. Merak etmeyin. İspanyol İmparatorluğu artık dünyanın korkulacak en büyük imparatorluklarından biridir. Rakip olamazlar. Adı geçen isimlerle biz rakip değiliz. Guatemala. Buyursunlar. Buyursunlar. Şimdi sen de geldiğine göre bunları bir iptal edelim. 34 bin nüfus var. Nüfusu görünce kahroluyorum işte. Ne gerek var diyorum. Böyle bir şey. Aa bir dakika. Ah be, bunu kaçırmışız. Keşke haber verse ya. Ayrı bir haber verse. Burada bazen göremiyoruz çünkü. Bir şey mi, biri mi katıldı bu arada? Birden fazla cephe görünüyor. Fransa mı katılmış? Gerizekalı Fransa. Yapmaması gerekiyordu bakın. Tez vilayetini iade et diyor. Ben savaşmak istemiyorum. Adam inadına geliyor karşıma. 35'e 53. Dur bakalım. Bunu buraya koy. Yapay zeka bu oyunda çok agresif sağ olsun. Ben diyor yapacağım diyor arkadaş diyor ya. Uğraşacağım diyor bunda. Karışmaması gereken savaş kendi başına bela olacak yoksa. 20. 71'im daha çağırsak eğitim seviyemiz onlardan iyi olabilir. Bakalım ileri teknik var mıymış bunlarda. Binasına bakacağız. Kışlaya. Yavaş eğitilirse yandılar. Ne bu? Genel talip. Oo, yavaş. Eğitim de yavaş olacak. Çok asker getirebiliyor ama ben buraya çıkarma atmayı deneyeceğim. Bizim asker geliyor mu bölgeye? 38-34 demiş. 25 asker bırakmışız oraya. Donanmamızı da geliştiremedik fakat bir çıkarmayı yapar diye umut ediyoruz.
Bunu şuraya getir. Acemilerle birlikte. Fransa'nın ne kadar asker indirdiğine bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Şu an fazla bile çağırıyorum. Şimdi benim taleplerim başlasın. Ben Fransa'dan. Şimdi buraları alsak Uğur Bey daha iyi olur mu? Şimdi yine anlattım dediğim gibi. Yani aslına bakarsanız buralar çok daha avantajlı olabilir bizim için ele geçirildiğinde ama ben bunu istemiyorum açıkçası. Yani benim derdim burası mesela. Bana daha uygun bir yer. Agresifliklerine bir bakalım. Umarım o farkı yaratabiliyordur. Şey, buradan. Vilayet fethet. Mesela bu. 42, tamam. Kötü şöhreti çok fazla zaten. En azından orada bir denge var. Yani Küba'nın daha az olması lazım. Evet. Ki bir mantığı olsun. Bizim için bir değeri olsun. Küba'yı seçtik. Vilayet iade ettiği ben burada kullanamıyorum maalesef. Halbuki isteyebilmem lazım değil mi Fas'ın topraklarına? Marrakeş. Kaç görünüyor? 27. Çok fazla. Yani 27 kötü şöhreti ona vermem abi. Değmez çünkü. Şimdi bütün askerlerini yığacak buraya. Bunların şu an 100'den fazla askeri var ama. Halihazırda. Seferber et. Buraya. Savunma birimi koysak yeterli olacak. Ha, bu değil. Profesyonel ordu olduğu için nispeten daha az sayıda birimi çağırabiliyoruz. De bizim birimler savunmada kalsın burada hepsi. Saldırmayacağız. Oyunda savunma daha güçlü bir seçenek. İlk başta savunmada bekleyip yıpratıyorsun rakibi. Ondan sonra hücuma geçiyoruz. Tabii biz bunları buradan ayarladık mı? Ordunun yapısını. Seferberlik. Bunlar ayarlı değil. Güzel. Çok çok güzel. Tıbbi desteği de yok. Ah be, öbürünü açacaktık aslında. Seferber ettim de mi değiştireceğim? Ha, ilk yardım işte. Öbürü aktif diye oldu. Tamam. Ordunun organizasyonu düşürüyor gerçi. Ha. Dur o zaman. Öbürü de düşürüyor gerçi. Savaş başlamadan bunları seçelim de. Sonra sorun yaşamayalım. Bu bir de bu. Ha. Diğerlerinde de mi vardı? Ben görmedim ya. Tamam. Düşür, sorun değil. Tabi sırayla açılıyor. Ah, yanlış yaptım. Kahredici haber. Kahredici. Bunlar gelsinler. Tamam. Organizasyonları savaş başlayana kadar toparlanır herhalde. Bu 22 buranın askeri değil mi? Çok güzel. 20 bile daha yerine varamamış. Bu burayı alıp komple toparlar herhalde. Çok fazla asker yığmaya gerek kalmasın. Seferber edelim. Bu arkadaşı çıkarma için kullanabiliriz Küba'ya. Bir de Küba'yı alacağım zaten şimdilik. Yani Fas'ın topraklarını isteyemiyorum maalesef. İsteyebilsem çok mantıklı olacak işte. Uygun bir şekilde alma şansım olacak da. Savaşın başlaması ne kadar kaldı? Olur. Daha var. Şimdi benim asker sayım burada az görünüyor. 91'e 124. Güzel. Ama benim askerler daha çağrılmadı değil mi hepsi? Eğitimdeler. Halihazırda. 70 asker var. Eğitiliyor bak sürekli. Buna general verelim bir de. Evet, sosyalizm maalesef ilerleyemediği için bu o değil mi? Musallatı olan diyor.
Bunun eventi. Posseizm'e karşı kazanılan zafer diye. Yaklaşan savaş etkisi. Hayat standartlarına sadık olana işçilerin siyasi gücü. Hayır, işçilerin siyasi gücü ama ikisine de azalıyor. Üst toplumlar sadık olacak. Üst, orta, ikisinde de. Aradaki fark ne peki? Birisine de meşruluk veriyor. Birisi hayat standartlarına da... He. Sadık olanlar. Neyse ver. Şunun generalini ayarlayalım. Bir saniye. Saygıdeğer general. Dağlık çatışma. Şimdi bizim yanımıza gelmek isteyen bir devlet var mı? Son olarak ona da bakalım. Halihazırda yok. Peki. Habeşistan yanımızda. Tamam. Cepheye indirilen asker sayısı bizim daha... Bu ne abi? Koloni savaşı mı çıkmış bir de? Vay arkadaş. 3 askeri var bunun burada. 2 asker onu yener herhalde. Savunma mıymış bunların çoğu bir de? Tamam, getiririz, kullanırız cephede. Burayı bitirdikten sonra kullanırız. Buraya bir asker yığılmış. Saldırmasın ilk başta. Tamamdır. Fransızların asker sayısı gitgide artmaya da çok hızlı artıyor lan. 168'e yükseldi. 185 oldu. Ne oluyor lan? Eğitim seviyeleri düşük dedik. Hayvan gibi asker koydular. Dağlık çatışma. Eksi 20 puandayız ya. Orada biraz fazla oldu yalnız. Skor. Nasıl yapalım? O zaman bunu buradan alalım. Mecburen. Bunu buraya getirelim. Çünkü burayı kaybedersek her yer gider. Açık ve net. Maalesef. Küba için çıkan savaşa bak ya. Bu öbür koloni savaşı da. Küba, gerçi Küba savaşı değil bu, Kongo için. Tamam, sen de geç şuraya. Tamam arkadaş. Sen de geç. Bunları da çağıracağım artık. Mecburen. Eğitim seviyesi. Şu an bütün, yani ülkede çağırabileceğim herkesi çağırdım savaşa. Bu herif bayağı bütün taburları yağacak herhalde ya. 500 tabura çıkacak mı? Ne yapacak? Evet. Neyse ki savunma gücümüz çok yüksek. Bakın iki katı kadar tabur askerle saldırmasına rağmen tutabiliyoruz. Fakat burada biraz zor olacak işimiz. Öte yandan Yaman savunmacı. Sen neredesin? Ha, tamam, bunlar ilerlesin. Burayı hızlıca alırsak hemen buraya destek göndereceğiz. Bir arkadaş saldırıda, güzel. Öne geçmişiz bakın, buradaki galibiyet durumu bir anda değiştirecek. 15.000'e 3.000 kayıp işte. Ya oyunda coşkulu bir şarkı yok işin kötü yanı. Böyle coşku veren bir şarkı olsa, yoğun uğur ve yoğun ayarlasanız yoğun şarkılar denk gelecek ama. Oyunda yok aslında öyle coşku veren şarkılar. Çok güzel bir savunma daha. Aferin oğlum. İspanyol ordusu Fransızlara karşı direniyor. Ben burayı kazanamıyor muyum? Ne? Buna ne oluyor acaba? Asker getirmek lazım. Bakın savunma çok önemli demiştim. Koca Fransız orduları burada acayip bir şekilde erimeye başladı. Güzel, güzel, güzel. Bir de şuraya çıkarma attık mı tamamız. Bizim çocuklar da gelmeye başladı. Tabii bu asker sayısını arttırıyor aynı zamanda. Fransızlar için çok yıkıcı bir savaş olacak bu. Umuyoruz öyle olacak. İspanyol devleti yıkılmaz. 58'e 16 biraz fazla kalabalık.
Of 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 of. Şuradaki kayıplara bak. Ama ben saldırmıyordum aslında. Kim saldırdı abi? Burada herhangi bir ordumda saldırı var mı? Yapay zeka yapıyordur saldırıyı. Ah, şu birimde var. Yanlış. Yanlış abi. Saldırırsan kaybedersin. Bak hemen sonuç değişmeye başladı. Öndeydik, geriye gittik. Burası bitti mi? Bitsin. Hemen çıkarma atalım öbür tarafa. Bongo'ya. Bu herif benden nereye alacaktı? Fas'ın şehrini alacaktı galiba. Ve 30 birim getirmiş. Bunu savunmaya çekelim. Bu çünkü şimdi başıma bela açacak burada. Öbür taraf savaş nedeni miydi acaba? Pez. Pez burası oluyor. Burayı savunmamız gerekiyor ama. Nerede cephe açıldı? Abi buraya asker koyduyduk ama bunlar ne yapıyor burada? Askerleri de gelmedi. İşin kötü yanı. Geç bakayım şuraya. Git orayı ele geçir. Bir tane askere muhtacız şu anda. İnanılmaz ya. Evet. Kayıplar başladı ufak ufak. Fransız orduları ağır yenilgiler almaya devam ediyor. Kayıplara bak ya. Ama çok asker yığdı harbiden. 300 tabur oldu. Bu ne abi? Profesyonel askerliğin böyle bir zararı var işte bizde. Uçuramıyoruz asker sayısını. Navarra'da 150-160 bin kadar köylümüz varmış. Saygıdeğer Navarra. Size ne yapabiliriz? Demir madenleri biraz daha seviye artsın. Delik fabrikalarımız hala karlı görünüyor. Birkaç alet yaptık. Cam için kurşun lazım. Kurşun madeni var mı? Yükseltebileceğimiz elbette var. Aragon'dakini bir yükseltelim. Çok güzel. Şimdi birazdan burası teslim olacak. Orduyla ben Fransa'ya çıkarma yapsam şeye, Küba'ya. Fena olmaz gibi. Burayı koruduğum sürece zaten geriye gitmeyecek puanım. Bir de burada da yenilmezsem. Evet, Küba gitti. Şimdi ikinci devlet kim lan? Fransız Kongo mu? O ne istiyor abi? Ben Fransız Kongo'dan ne istiyorum ki? Fransız Kongo'ya mı iade ediyormuş bu? Ne alaka? Savaş lideri o. Neyse. Şu 59 birim. Fransız Kongo. Şu arkadaş burayı da bitirsin. Çabuk koş. Orayı bitir. Lan burası da işgal ediliyor. Sen kazanıyor musun acaba burayı? İlginç bir şeyler yapıyorsun sanki. Geç şuraya. Kahredici olaylar ya. Orada çok fena sıkıştık. Fransızlar çok fazla asker kaybetti. Küba'ya bir çıkarma lazım. An itibariyle. Bir tane gariban orduyu çeksek. 25 birim. Alınıyor abi adamlar. Baksana ya. Aslanlarım, yiğitlerim. Yarı güçte orada olmalarına rağmen be. Şimdi gerçi sayı ama sayıları çok hızlı azaldı ve bizimki art. Of of. Kayıplara bak. İspanyol. Viva la Espanyole. İşte alçak Fransızlara da ders veriyor. Çıkarmayı da atıyor. Kaçtı o? 59 muydu birimin sayısı? 59 birim. Şimdi kardeşim Küba'yı alıyorsun. Sana zahmet. Hemen bu işi bitiriyorsun burada. Umarım çıkarmamız engellenmez. Donanmayı götürüyor mu oraya? Ha, o götürmedi, ben götürüyorum. Şaktırma. Elleme abicim, elleme. Ne yapacaksın ya? Küba benimdir. Sana idareten vermiştik. Bir de bu mu çıktı başıma? Ha, ben burada saldırıyorum diye gittiğim yer aslında saldıramayacağım bir yermiş. Tamam. Çok iyi. Ondan ilerlememiş ordu. Ben de diyorum niye ilerlemiyor? İşte bak oluyor bu. Videoda tamamen Fransa'ya odaklandım şimdi. Size bir Fransa savaşı yapıyorum. Burada hata yapmamam lazım elden geldiğince. Ama bir yandan da başka bir savaş çıktı başıma.
Bir yandan da sanayi problemleri var. Bir yandan da anlatım sunmak. Bunların hepsi gelince bazen işte bunlar oluyor. Yani burada savaş var zannediyorum. Israrla bakıyorum niye gitmiyor diyor. Bir de bir sürü bilgi. Belki renklendirmeleri farklı yapsalar bir şeyler ama ne bileyim. Yani böyle yapıyor. Şurada bir yerdeydi o bilgi. Arayüzle alakalı biraz daha yardımcı olsa daha zevkli olabilirdi. Bu arada Fransız ordusu saldırıları kesti. Çok iyi. Ama bir yandan kötü çünkü toparlanmaya başlayacak. Bizim hücum etmemiz lazım. Bizim garanti bir ordumuzla saldırı etmemiz lazım. Saldırı etmek. Evet. Cephe ilerlemesi. Bir dene bakalım. Bir saldırı yap da. Çünkü bu toparlanmadan hücum etmek lazım. Heh. Ya da o saldırsın bize bir şeyler. Biz de Küba'yı bir alalım. Alabiliyorsak. Gemi geliyor ama. Gelme gelme. Gelme oğlum gelme oraya. Boş ver. Sen kendi ülkeni savun. Bakın kayıp yaşamıştı ya. Telafi etmeden saldırırsanız daha avantajlı oluyor işte. Yoksa bu başımıza bela olacak burada. Birimleri topladığında. 87'ye 11. Hızla azalıyor birimleri. İşte İspanya devletine. Ben dedim abicim ama uyardım ben. Bak bana meydan okuma dedim. Yapma bunu dedim. Ben uyardım. Adam beni dinlemedi yani. Ne yapayım şimdi? Ondan sonra Uğur Bey niye yeniyorsunuz gariban Fransa'yı? İçimizde bazı Provence hainleri var. Böyle söylüyorlar. Fransa kendi saldırdı. Hah, Küba'yı da ele geçirdik. Güzel. Kabul ediyor musun? Fransa isteksiz biraz daha iyi. Evet abi. Kabul et lan. Ne oldu? Barış anlaşması teklif edildi. Neymiş? Ben önerdim. O da aynı anda önerdi herhalde ki problem oldu. Ya da bir dakika. 19 gün kaldı. Ama bu benim önerimi teklif edildi diyor. Benim ettiğim galiba. Ama rakip ettiğinde de böyle diyor gerçi. Umarım bir hata olmamıştır. Neyi oyalıyorsunuz anlamadım ki. Bunu hemen getir şuraya. Fransa'yı işgal edelim. Gel ya. Gel yağmalayalım bunları gel. Uf. Adam saldırdığında aşırı derecede biçiyorum ya. Öyle böyle değil. Ama kabul etmesi lazımdı mesela. Heh sonunda. Evet. Viva le Espanyol. Koçum benim koçum. Askerleri hemen terhis edelim. Birimleri bu saldırı için gelsin. Kaldır. Bu arada ben yanlış birimi kaldırdım galiba. Aynen öyle oldu. Burada savaşan adamı gönderdim ya. Dur bakayım. Öbür tarafım. Oğlum nereye gidiyorsunuz siz ya? Öbür taraftasın değil mi sen? Tamam bir gidin abi. İş halledin. Evet İspanya devleti Küba'yı vermişti zamanında biliyorsunuz. Uğur Bey. Ama şimdi geri alıyor. Bir yandan şöyle düşünelim. O zamanlar Küba'yı verdik ama o zamanlar Afrika'daki kolonilerini ele geçirmiştik değil mi? Biraz şeyin İngilizlerin. Günün sonunda baktığınızda aslında bir Küba'yı vererek veya bir şekilde stratejik hamleler yaparak bütün Afrika'ya sahip olma şansına neden oldu. Bence bu açıdan çok karlı bir durum. Şimdi sen kimsin? Umman tanrım. Umman bana bağlanacaktı bu arada. Ulan Umman savaşına da girelim mi? Savaştan yeni çıktık ama. Girer miyiz? Umman'ı ben kendime bağlayacaktım. Benim ittifakımda zaten. Ne yapacakmış o? Ana vilayetini talep ediyor. Ya bizim askerlerin gelişi biraz uzun sürecek aslında ama. Girebiliriz bu savaşa. Donanmamız hazır değil. Seni alamıyorum işte. 72 gün var. Savaşın başlamasına kaç gün var burada? Bunun süresi de tabii tam şey değil. Her gün 1 mi ilerliyordu bu? Yok. 25.
Tamam, her gün bir ilerliyor. Bu durumda 74 günü var. Ama bazen duraklamalar oluyor tabi evrelerde. 27, 28, tamam. Aslında seferber edebilirim birlikleri. Süresi yetiyor. Abi kaybetmişiz bölgeyi komple ya. Ya saçmalık değil de nedir bu? Hadi be oğlum. Kendime kızıyorum. Şimdi ben buna direkt olarak protektör ol desem niye kabul etmiyorsun abi? Ulan zaten önünde sonunda olacaksın. Aramıza katıldın. Hayret bir şeysin ya. Zırhlı fırkateynler geldi. Çok güzel bir haber. Hemen zırhlı fırkateynlerimizi hazırlayalım. Ben 60 tabur askerimi buraya bir yere getirmek istiyorum. Kaç gün kalmış? Kaçırmayalım bir de. Abi benim ordum gelmiyor bölgeye. Delireceğim ya. Neredesin oğlum sen? Geçsene şuraya. Savaşı kaybedeceğiz şimdi burada. Pokemon'lara bak ya. Ya rica ediyorum şuraya bir çıkarma. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Gidip Fransa'yı yeniyoruz. Şunlarla uğraşıyoruz ya. İnanılır şey değil. Oğlum niye kuklama olmuyorsun? Akılsız. Yükümlülük ver o zaman. Evet. Şimdi o zaman bizim birim geliyordu, 60 birim. Efendim. Karargaha koyalım onu. Karmayı engellesin veya oraya asker yağarız. Ben bir de talep edebilir miyim ya bir şeyler? Bu şehri alayım mı acaba? Edemiyorum değil mi? Burayı bana vilayet fethet teklif edebiliyor muydum? Bakmadan bam gün bastık. Hata mı ettik acaba? Bakacağız. Savaştan nefes alamıyoruz ki. İnanılmaz. Getir şunu şuraya. 29 birim. Da burada. Şimdi benim aynı zamanda motorlu araç fabrikası yapmam lazım. Evet, üretkenliği çok fazla buranın. Demir istiyor illaki. Aslında şuraya da birkaç tane yapılabilir. Demir daha karlı hale gelsin diye bu bölgede. Hadi abi, hadi abi. Benim katılmam süreyi biraz daha uzatmıştır. Ben varım oğlum, neyden ürküyorsun? Alçak. Koskoca İspanyol devleti yanında. Kaç gün kaldı? 7 gün. Çok iyi. Hemen seferber edelim. Savaştan savaşa koşuyoruz. Uğur Bey savaşmayacağız dediniz ama. Sorma ya. Bu koloni zaten şunların çıkması ayrı gerdi beni. Benim ordum niye yerleşmiyor buraya saldırı için? Çok şükür saldırıyor görünüyor. Bir de başımıza başka işler çıktı. Kaç günün var? 21 günü varmış bunun da. Oho. Buraya yerleş bakalım. Dur. Ha. Bizim koloni yenilecek neredeyse bir de biliyor musun? Böyle bir saçmalık yaşanıyor şu anda. 60 birim Arabistan karargahına gidiyor 60 güne. Oho. Ben oraya gidene kadar cephe gidecek yalnız. Bunun da 16 günü kaldı. Savaşın başlamasına kaç gün kalmış? İyi. Yerleşeceğiz gibi. Kapitalist isyanı mı Filipinler'de? O nereden çıktı abi?
Bir de bu mu çıktı lan? Açtı. Oyun, oyun, oyun. Oyun, ne oluyor sana oyun? Bir dur. Bir dur. Savaştan savaşa nesil bunlar. Nerede kaldık? Navarra'da nüfus nasıl gidiyor? Vergi sorunu mu varmış? Şey. 3 tane yap. Tamam, zaten iyi görünüyor burası. Çelik fabrikası birkaç tane daha yapalım. Cam fabrikalarının karı. Alevaz. Motorlar aç yapmışız zaten. Bunu fullleyebiliriz gerekirse. Nereye çıkarmıyoruz? Şeyler oluyor ama dur bakalım. Bizim bu birim buraya çıkabildi mi artık? Abi burada neler oluyor böyle ya? Koloniyi bir türlü yenemeyeceğiz galiba. Bu hangisiydi? Şurası. Rica ediyorum şuraya gelip yener misin? Sana zahmet. Haydi. Bakın Fransa Savaşı daha kolay oldu ha. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. İngilizlerin benden bir isteği var mı? Savunmam gereken. Fas hükümdarlığını al demiş. Aha. İberya ülkesini aşağıla. Fas'a asker bırakmamız lazım. Abi rica ediyorum gelin şuraya. Rica ediyorum. Koş 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 koş. Bir de kolon şey kendime bağlayacağım ülke var mı? Meksika yok. Zaten gücü sebebiyle yapılamıyordu. Ben harbiden böyle prestige göre sıralasam ya niye uğraşıyorum? Varsan Gali. Bir yılı kalmış. Bunların daha var. Umman'ın da var. Bu hala isteksiz. Çok ilginç. Savaş başlamak üzere. Ordularımız yerleşti mi yer? Geç artık şuraya. Bu 14 birim tek başına kazanır herhalde burada. Başka asker var mı adamda? 15 birim varmış. Anladım abi. Britanyalılar bir saldırı yapıyorlar. Yapsınlar. Ben adamlara ambargo uyguladım zaten ama şey limanları kesiyorlar herhalde. Abi hadi artık ya. Ömrümüz bitti. Haydi haydi haydi. Bazı cephelere asker bırakamamışız. Yapacak bir şey yok. Aynı bölümde Uğur Bey ve İspanya devleti şov yapıyor. İki büyük gücü perişan ediyor. İşte bu büyüklük halis mi? İspanyol devleti oyun kasıyor ya. Hala bak. Saldırıya geçelim mi artık burada? Ne oldu? En iyi saldırı yapan birimimiz burada. Kalabalık. Yağmanın saldırı gücü yok. Öldürme oranı var. Ver bakalım. İşgal düşebilir. Sorun değil. Nerede çıkarma varmış? Ulan benim burada toprağım mı varmış? Portekiz'in. Portekiz'den bana kalan. Valla illaki yapamayacakları şeyler olacak. O yüzden anlaşmak isteyecekler diye düşünüyorum. Öte yanda burada ne oluyor acaba ya? 5 tane birim var. Bu saldırmıyor mesela. Tamam gitti. Bir şey mi oldu acaba? Yenildik mi? Yok. 38-31. Tamam biz kazandık. Çok şükür. Çok şükür. İnanılmaz ama gerçek. Şuna gider misin hemen? Gelene kadar. Aha gelmiş gelmiş gelmiş. Lan! Abi ne? 40 günü daha. Yapma. Yapma. O kadar süre mi kaldı daha? Yapma. Ah. 23 birim. Geç şuraya. Biz burayı kazanıyor muyuz? Daha saldırılar başlamadı. Şimdi başlayacak.
Bir de Filipinlerin kapitalist isyanı çıktı başımıza. Benim buraya koyduğum bir birim vardı sözde. Ne oldu ona? Ona ne oldu abi? Geliyor. Geliyor da. Britanya'nın Doğu Hindistan şirketi 70 tabur asker bırakmış buraya. 40 tane daha görünüyor. Biz bunu yenemeyiz ki. Günün sonunda yapacağı yapıyor. Evet arkadaşımız. Buraya geç. Karma vereceğiz. Onu kaybettik abi. Bu herifler ne olacak peki? Kazandıklarında benden kopacaklar değil mi? Yani illa başımıza kötü bir şey gelecek ya. Kahredici olay. Şuraya bak. Ah ah. Ah yine ah. Çok kötü oldu o şimdi. Burayı alamayız abi. Herif 100 tabur asker bırakmış buraya. Biz mi öndeyiz? Önde değiliz. Nasıl öndeyiz lan burada? 67 mi? 82 yazıyor. 2 farklı cephe var. Birisinde gerideyiz, birisinde öndeyiz. Çok ilginç. Evet, çok ilginç. Benim birimler bir yerlere gidiyor ama. Buraya da asker gelecek diye bekliyoruz. Dur bakalım. Sen savunuyorsun değil mi burayı? Aferin. Tam yani seferberlik şeysine denk gelmesi çok kötü oldu ya. Buraya çıkarma atıyorlarmış. Güzel. Buraya biz de çıkalım. Ama kimle çıkacağız o da ayrı konu. Abi beynim yandı ya. Yaptın yine yapacağını oyunu. 33 tabur asker var burada. Bunları götür oraya. Ne bunun adı? Guardian Real. 33 tabur. Bir bakayım. Şimdi buraya da asker bırakmam lazım. Ama nasıl bırakacağım? Daha seferber olamadı bu herif. Bu da. Ay zamanlamasına tüküreyim ya. Buradan bir askeri şuraya çekmem lazım. Acilen. Bunlar ilerleyemesin diye. Hop çıkarma var. Abi Hindistan. Hindistan. Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Sen mi eksiktin bir de? Alçak. 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 Ya şu birimler artık. Cepheye inebilir mi lütfen? Lütfen artık. Ne seferberlik ilanıymış bu ya. Ömrüm bitti lan. Şu 60 birimi koyacağım oraya. Getir getir bunu getir buraya. Buraya getir. Çabuk. 100 günü mü var? Kahredici olay. 23 birim. Şimdi kaç gemiyle çıkıyor bu buraya? Tamam penaltı yiyecek bu orada. Penaltı yiyeceği için biz onu bastırırız. İllaki. Şu arkadaşı 27 neymiş bunun adı? 4. ordu. Bunu buraya getirsene. 4. orduyu. Öyle bir tuzağa düştük ki. Alçak herifler. Umman da elden gidiyor kurtaramazsak. Artık bir çıkabilsek. 60 oldu herif. Çıkar mısın artık? İlginç. Evet abi. Ya. Abi niye çıkamıyor ki? Niye çıkamıyor? Kahretsin ya. Elimden bedava toprak gitti değil mi? Gerçi bu daha bana bağlı değildi ama. Ah be. Ah be ya. Tamam burada
Buraya konuşlandırma yapamıyoruz ama karargahta birim olması savunmak için yeterli oluyor bölgeyi. Maalesef ya, maalesef. Orayı almak için şimdi yine bir de onun için savaşmak zorunda kalacağım. 29 birim, ne senin adın? 4. ordu. Buraya giden ordu mu bu? Ha. Tamam. Bu herif bitmedi mi hala burada? Nereye çıkarmayı yiyoruz yine? Nereye? 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 Onu yedik zaten. Bunlar ne? Ya gönderme kardeşim ya. Dur şimdi. Ben de mi uğraşacağım? Kolonilerim de isyanlarını herhalde alıyor yine. Evet. Iberia, Kongo falan. Liman yok ya şey. Taşıma mevzusu. Şimdi burası niye böyle işgal altında görünüyor? Burayı ben işgal etmişim çünkü. Ha. Adam elden gittikten sonra bölgeyi işgal etmişim. Oyunun mükemmel anları. 33 taburu buraya çıkarsam Filipinleri kurtaramayacağım muhtemelen. O da gitti. Yetişemedik. Yani isterseniz deneyelim ama hiç zannetmiyorum olacağını. Zaten buraya çıkarttırmıyor yani. Niye işgal edilen yere çıkamıyorum ki? Ha bu benimkiler mi işgal etmiş burayı? Ha. E bizimkiler işgal etmişse nasıl bizimkiler ekside? Buradan dolayı. İlginç. 33 birim mi gidiyordu buraya? O da savaş yapıyor gerçi. 110 birim var. 20 birim donanma istilası yapıyor. Nerede abi o 20 birim? Durdurmaya çalışıyor öyle mi? Ha. Ama oradan çekilmesin. Yani bir şey de alamayacağım. Şunun hiçbir faydası yok bana. ...67. Bunların ülkesine çökebilir miyiz? 110 fazla asker var. Bunlar daha gelemedi. Çok penaltı yiyecekler yalnız. Evet, iş gücü oranımız geldi. Kadınlara iş hakkı verdik. Gidecek abi bu şimdi. Gerçi gitmedi. O da güzel. O da güzel. Altyapı sorunumuz var mı diğerlerde? Yok. Kaynaklarımıza bakalım. Gübre sorunu var. Evet. Gübre için sülfür ve demir. Sülfür en çok burada var. Yapabiliriz. Sıkıntı yok. İngiliz devleti yenilmeye devam ediyor. Bir yandan benim birimler çıkarmak için geldi. Donanma bu. Tamam. 11 tane askerleri varmış. Daha fazla asker getirirlerse bakmak lazım. Geldi mi sonunda? Çıkarma için. Buradaki askerler bir türlü bitmedi. İlginç. Iberia Kongo ise isyan etmek istiyor. Vali atayacağız. Taleplerini biraz daha düşürelim diye. Evet, radikallik arttı biliyorsunuz. Bu herif bizde mi hala? Aferin. Kaç para kazandırıyor bize bu şey? 276. Bakın nerelere düştü gördünüz mü? Aynı zamanda temettüler de gitti. Dediğim olay bu işte. Bunun toparlanması zaman içinde olacak. Britanya buradaki çıkarmayı bırakmış. Hemen sen şuraya geçer misin abi? Şimdi işin kötü yanı bu savaş bitse bile başka bir savaş çıkar. Bu sefer hadi bakalım orduları seferberlikten bırakalım dersin. O zaman gene benzer bir şey olur. Böyle savaş 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 gidecek gibi görünüyor. Hangisi? Verelim bir general. Gitmek mi? Savaş ateşkes önerisi geldi. Beyaz barış. Zaten alacağımız bir şey yok. Beyaz barışı kabul edeceğiz tabi. Tazminat da alamıyoruz maalesef. Şimdi burası kazanıldı mı artık? Çıkabilirsek.
Birimleri o yüzden seferberlikten alamayacağım şimdi bak. Aman diyorum bir şey olur şimdi. Burada bir şey alalım, bölge alalım hemen. Ordu getireceğim. Ya da en azından ne bileyim. Bunları mı göndereyim? 110 birim yeter herhalde. Ama çıkarma yersek alçaklardan 200 birim görünüyor burada şu an. Hadi saldırsın yiyorsa, yiyorsa saldırsın bakayım. Çıkarma ne zaman başarılı olacak abi? Daha ne kadar ilerleyeceğiz ya? %25, %50 olması lazım şimdi. 51 oldu. Bir tane daha muharebe, o da kazanılıyor. Evet. Biraz fazla borç alacağız ama yapacak bir şey yok. Herhalde son çıkarmaydı bu. General ver. Lan buralarda da karargahımız kalmamış. Heh. Şimdi bu arkadaşı getirelim buraya. Bu zaten buradaki birim mi? Navarra'da savunma yapıyormuş. Yok, buraya geç. Savaşları bitirebilsek. Maalesef bunu deyip duruyorum ama yani ülke sıkıldı artık savaştan. Kardeşim ya, yeter ya. Egemenlik altına bir yıl sonra. Tamam. Burayı ele geçirdin. Hemen uç buraya. Koş 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 koş. Eksi 9 oldu bile. Nefis. Çok da karışık bir yer. Ne oldu da belli değil. Bir orası var, bir öbür taraf var. Bunlar hala çıkarma yapmıyor mu ya? Saldırdılar mı yani şu ana kadar? Ben hiç görmedim de. Ha. Var mı yok mu? Bir sürü zafer kazanmışız. Çok iyi. Eksi 78. Birazdan teslim olacak bu adamlar. Afyon eksiği varmış ülkede. Evet, bunları yapalım. Şey, harcamalarımızdan dolayı. Aa, bizde yok mu? Yapma ya. Peki. Biz Venezuela'yı papıt aldık mı? Aldık değil mi? Başka davet edebileceğimiz... İskandinavya! Nefissin. Gel 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 gel. Lan ne savaşı çıktı? Abi ordular çekilemedi değil mi? Kahretsin ya. İşte bak. Bunu yapacağın anda... Çıldıracağım, çıldıracağım. Battı ülke, savaştan battı. Eski oyunda bu, yani oyunun ilk sürümlerinde bu çok fenaydı. Sağ olsun, sağ olsun. Şimdi yine aynı durumları yaşatıyor bize. Savaştan çıkamıyoruz, savaştan. Bunu yapacağım, şimdi başka bir savaş çıkacak. Kafa yiyeceğiz burada. 640 bin kayıp var. Buyurun. Buyurun abi. Halbuki bizim sistemimiz oturmuştu da asker maliyetleri, bir de şunun yeterince para getirmemesi bizi mahvediyor şu anda. Neyse, düzeldi ama sanki bak, seferber birlikler gitti. Güzel. Bir nebze sevindirici haber yani, bir nebze. Demir madenleri fullenmiş, hala acayip seviyede para kazandırıyor. Demir madenlerini tebrik ederiz. Birkaç çelik fabrikası yapabilirim. Tüm ülkeye bakıyor adam. Kömür madeni kendi ülkemizde. Küba'da var. Yaparız. Küba'da müthiş bir nüfus var. Tebrikler. Bitti mi abi savaşlarımız? Çok şükür. Çok şükür. Savaşsız bir dönem olacak. Ama benim orayı İngiltere'den geri almam lazım. Umman nereye gitti peki? Burada mı yaşıyor? Umman nerede acaba? Bunların da hiç suratına bakılacak hali yok.
Burada bir arkadaş. Bu bizde zaten. Enteresan. Evet, birkaç toprağı almamız gerekiyor o adamların elinden. Sağlık kurumları yatırımı yapmadık bu arada. Kanun getirdik, kaldı öyle. Kaç tane daha yap. Güvenlik kurumu yatırımı. Sen kimsin? Geç. Bölümün kaçıncı dakikasındayız? Aman tanrım. Teşekkür ediyorum. Bir bölümü daha sonlandırdık. Yıpratıcı savaşlar tüm hızıyla devam etti. Biz zırhlı muharebe birimlerini alabildik mi? Zırhlı fırkateynleri alamadık. Çünkü bu birimler bir limana geçemedi ki bir türlü. Bunları getirelim, yenilensinler. Öte tarafta feminizmi getirmeye çalışıyoruz. Feminizm öncesi insan hakları gelmişti. Sonra da askeri birimlerimizi, kara ordumuzu daha doğrusu yenileceğiz. Askeri birim, kara ordusu. Onları yenileyeceğiz diyorum. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.